arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle erkek bebeklerimizin örgülerinde süsleme amaçlı kullandığımız bu güzel arabalarımızı çalışacağız. Arabalarımızın boyutunu istediğimiz kadar büyük ya da küçük çalışabiliriz. İlk sırada, yani aşağıdan örmeye başlıyorum. Ne kadar zincirimizi çok çekersek arabamız o ölçüde büyük olacaktır. Bakınız, kırmızı arabamızı birazcık daha büyük çalıştık. Ve gideceğimiz yöne göre de, yani kullanacağımız yöne göre de şuradaki ikinci çalışmamızı başlatabilirsiniz. Yani tamamen kendi elimizde arabaların yönlerini ayarlamak. Evet, şimdi tekerlerine de ben düğme dikerek çalıştım. Sizler dilerseniz sık iğne ile de çalışabilirsiniz ama düğme oldukça rahat olmakta. Hemen 15 tane zincir çekerek şuradaki görmüş olduğumuz şu ölçüdeki arabamızı çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane zincirimi çektim. Şimdi birinci zincir değil, ikinci zincir içerisine girerek batıyorum. İpimi alıyorum. Bir tane sık iğne çalışıyorum. Sıradaki zincir içerisine yine aynı şekilde girerek bir tane sık iğne giriyorum. İpimi alıyorum ve ilerliyorum. Sadece zincir üzerine batıyoruz. İpimizi alıp örüyoruz. Sık iğnemizi zincirimiz bitene kadar devam ettiriyoruz. En son zincirime de battım ve birinci sıra zincir üzeri sık iğnelerimi örerek tamamladım. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sıram için bir tane zinciri bitirdiğim yönde çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Ve birer birer tüm sık iğnelerimi örerek ilerliyorum. Bakın, batıyorum. Her ikisini de alıyorum. Hiç bir katını almıyoruz. Direkt batıyorum. Her iki katını da alarak sona kadar ilerliyorum. İkinci sıramızdayız şimdi. Sona gelmeme çok az kaldı. Evet, en son bakınız şuradaki trabzanıma da batıyorum. Kapatıyorum. Bitiş yönünde yine bir tane zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Bakınız, bir ileriye batarsanız arabamızın bu kısmı düzgün olmaz. Girintili çıkıntılı, hoş olmayan bir görüntü olur ve eksilme yaparız. Hemen dibine batıyorum. Zincirim ve dibi bakınız. Üçüncü sıramı da bu şekilde başlatıyorum. Ve ilerliyorum. Sona kadar ilerleyelim. Sıramın sonuna geldim. 3 sıra ördüm. Şimdi bir sıra daha örelim. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. 4. sırama başlıyorum. Hemen dibine batıyorum. Yine aynı şekilde işlemlerimi tekrar ederek ilerliyorum. Dört sıra ördük. Yani bu 4. sıramız. Son batıyorum. 4 sıra ördüm bakınız. Bu kalınlık yeterli ise, yani ipiniz ince ise 4 sıra yeterli olmayabilir. Tabii ipiniz kalınsa birazcık daha büyük bile olabilir. Şimdi çalışacağım araba için bu 4 sıra yeterli. Şimdi ikinci rengine çalışmaya başlayalım. Dilerseniz bir ya da iki sıra daha geçebilirsiniz. Ben 4 sıra üzerinden minik bir araba çalışmak istiyorum. Şu boydaki arabamı çalışmak istiyorum bakınız. Üzerine kullanacağım ikinci rengimi alıyorum. İkinci renk olarak kırmızı kullanalım. Kırmızı rengimi alıyorum. Bu ipim burada kalsın. Şuradan başlıyorum. Kenardan alıyorum. Geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektim. Ve aynı yere gelerek batıyorum. Bir tane sık iğnemi ördüm. Yanındakine batıyorum. İkinci sık iğne. 3, 4, 5, 6. İpimi de gizliyorum. Şöyle görecek olursanız. 7, 8, 9 ve 10 tane sık iğnemi çalıştım. Bir tane zincirimi çekiyorum, örgümün arka yönünü çeviriyorum. Burada ilmeğimiz burada bekliyor, bakınız. Çevirdim, hemen dibine bir tane batıyorum. Şöyle zincirim, ipimi yarım almışım, hemen ipimi düzeltiyorum, dibine batıyorum ve devam ediyorum. Sık iğnelerimi birer birer örerek ilerledim. En son sık iğneme batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra yine dibine batıyorum. Birer birer ön kısmı, arabamızın arkası burası, öne doğru ilerliyorum. Şimdi eksilmelerimize başlayacağız. Evet, şuraya batıyorum. Bakınız, buraya batmayacağım. Hemen buraya batıyorum. İleriye geçmeden bir zincir çekip çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Sona doğru ilerliyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Dibine batıyorum. Ve tekrar uç noktaya doğru ilerliyorum. Şu kısma doğru gelelim. Uç noktaya kadar geldim. Küçük bir parça iple başlamıştım. Bakınız, ipim de tam olarak yetti. Yine son trabzanımızı örmedim. Sondan bir önce ördüm. Şöyle basamak basamak oldu bakınız. Son sık iğnemi geçiyorum ve bir tane de zincirimi çekip ipimi burada kesmem gerekiyordu. Ama benim minik parçam olduğu için İpimiz bu şekilde bitti. Böyle küçük parçaları mutlaka atmayın, ayırın. Bu gibi süslemelerin çalışmasında kullanabilirsiniz. Bakın ne kadar güzel bir işimizi gördüm. Evet, şimdi şuradaki görmüş olduğumuz kenar tığlama işlemini çalışmaya başlayalım. İlmeğim burada kalmıştı. Şimdi alıyorum. İleriye batıyorum. Sadece ilmeğimi alıyorum. Bir ileriye batıyorum. Sadece ilmeğimi alıyorum. Bakınız, önde zincir görüntüsü oldu. Batıyorum. Hemen dibine batıyorum. Ve yan çeviriyorum şöyle elimle. Arabamızın ön yüz olacak kısmına bu çalışmamızı yapıyoruz. Birer birer sık iğnelerimin ara noktalarına giriyorum. Bakın, birer birer batıyorum. Sadece ilmeğimi çekiyorum. Kaydırma tekniğimi kullanıyorum. En sona geldim. Hemen bir üste doğru batıyorum. Sonra birazcık daha üste çıkıyorum. Hiçbir kuralı yok. Şöyle en güzel olacak şekilde batıp ilmeğimizi kaydırarak yukarıya doğru ilerlemekteyim. Şu şekilde. Şimdi kırmızıma geçtim. Batıyorum. İlmeğimi kaydırarak ilerliyorum. En son tepe noktasına kadar geldim. İkinciye batıyorum ve bakınız dönüşümü yaptım. Diğer sık iğnemi batıyorum. Güzel olacak şekilde batarak ilerleyelim. Bütün çevresini kuşatıyoruz bu şekilde örerek. Evet, şimdi aşağıya doğru inelim. Aşağıya iniyorum. Şu arada çizgi olmasın. Ta aşağıya iniyorum. Arada herhangi bir aksaklık olmasın. Dibine batıyorum. Ve tekrar mavime geçtim. Başlangıç yerime geldim. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Bakınız, Sadece zincir işi yaptık. Üzerine batarak ilmeğimizi kaydıra ilerledim. Şimdi tam orta yerinden ön ve arka koltukların yerini ayırmak için şuradan ortaya da bir zincir çalışması yapmak istiyorum. Evet, şimdi şöyle ortalayalım. Önden tığımı batırıyorum istediğim herhangi bir yere. Arkadan ilmeğime şöyle bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Önden battım. Lütfen bunu unutmayalım. Önden ayarladığım yerden battım ve sonra ipim arkada kalacak. Örgümü önden, tığımı önden öreceğim. Şu şekilde tutacağız, bakınız. İpim arkada, tığımla ben öndeyim. Şimdi batıyorum yukarıya doğru. İpimi alıyorum, ilmeğimi geçiriyorum. Göz kararı düzgün bir çizgi çekiyorum. Batıyorum. Birinci defada olmazsa ikinci defada mutlaka çok rahat yapacaksınız. Bakınız, ayırdım. En son mavi yerime kadar geldim ve şu şekilde ayarlamamızı yaptım. İsterseniz bir daha çalışalım. Bakınız, şöyle hemen düzelttiğim zaman oldu. Arabamızı alıyoruz. Burada belki kafası karışabilir, özellikle yeni başlayan kardeşlerimizin. Bunun için hiç karışıklığa mahal vermeyelim. Ön yüzden, ön ve arkayı ayırdıktan sonra herhangi bir yere şöyle batıyorum. Göz kararı battım. Tığım burada. İpimi alıyorum. Buraya tığımın ucuna şöyle bir tane düğümümü atıyorum ve şöyle tutuyorum, yaklaştırıyorum. Bakın, yaklaştırdım, ilmeğimi geçiriyorum bu yöne ve ilerliyorum. İpim arkada, bakın şöyle de aldım, ilmeğimi önden batırıyorum, ipimi alıyorum, bir zincirimi çekiyorum, ilerliyorum, örüyorum, ilerliyorum. Evet, bakın yine arayı bu şekilde ördüm ve sonrasında şöyle arkadan girip ipimi alıyorum, ilmeğimi, bir zincirimi çekip sağlamlaştırdıktan sonra ipimizi kesiyoruz ve iç kısma gizliyoruz. Arabamızın bölümünü de bu şekilde ayırmış olduk. Şimdi tekerlerimizi düğmelerimizden dikelim. Bir tekerimizi diktim. Birazı aşağıda kalacak şekilde. Biraz da bakınız arabamızda. Diğer ikinci tekeri de alıyorum. Bir kısmını şöyle, az bir kısmını aşağıya bırakıyorum. Her ikisi de aynı renk olursa gayet güzel olur. Ve dikiyorum. Normal istediğiniz çeşitteki düğmelerimizde çalışabilirsiniz. Önemli olan burada bize güzel bir teker havasına vermesi. Sadece eşitlikleri aynı olsun. Yeterli. İkinci tekerimi de dikerek geldim. Bakınız bu şekilde tamamlanmış oldu. Evet, ipimizi de şöyle içeriye alarak gizleyebilip sonrasında da kalanını kesersek çok güzel olacak. Evet, arabamızı bu şekilde tamamladık ve bir sürü arabamız oldu. Çalışmamız bu kadar kolay. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak beni desteklerseniz ve zil butonunu açarsanız bütün çalışmalarımızdan haberdar olabilirsiniz. Abonelik tamamen ücretsiz. Evet, yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.